Merhaba değerli izleyiciler, mutlu haftalar, mutlu hafta sonları. Asiye Yıldırım'la Türkiye'de Tarım başlıyor. Değerli izleyiciler, bu hafta ilginç bir konuyu ele alacağız. Üretimsel boyutta bir konu bu. Yarasa gübresi. Türkiye'de çok yeni duyduğumuz alanlardan biri, dünyada olduğuna dair de çalışmalar ya da bilgiler var. Bugün bu konuyu detaylandıracağız ve çok değerli iki konuğumuz var stüdyoda. Yarasa Gübresi İşletmecisi Sayın Cengiz Yurtbay bizimle ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Araştırma Görevlisi Mahmut Reşat Soba bizimle birlikte. Sayın Yurtbay, Sayın Soba, hoş geldiniz programımıza. Yarasa gübresi ilginç bir konu. Açılışta da söylediğim gibi Türkiye'de henüz oldukça yeni bir konu. Sayın Yurtbay, sizinle başlamak istiyorum. Öncelikle nedir bu yarasa gübresi ve sizin ilginiz nasıl başladı diye bir soruyla açalım programımızı. Yarasa gübresi Amerika tarımının ilerlemesinde çok büyük etken rol izlemiştir. Yarasa gübresi ne diye sorduğumuzda ise mağaralarda yaşayan yarasaların arta kalan dışkılarından doğal olarak elde edilen çevresel bir gübredir. Doğada bulunan bütün gübreler içerisinde daha iyi bir besleyici dengeye sahiptir. Azot, fosfor, potasyum ve mikroorganizma sayısı işlevliği açısından çok daha diğer gübrelerden fazla besleyici değeri vardır. Peki sizin ilginiz nasıl başladı yarasa gübresine? Benim ilgim toprakla aslında. Çocukluktan itibaren toprakla çok ilgiliydim, evet. Bitkilerle. Evet. Daha sonra emekli olduktan sonra, kamu görevlisiydim kendim. Emekli olduktan sonra organik tarımdaki gübre açığını fark ettim ve bu konuyla ilgili neler yapılabilir diye bir çalışma yaptım. Yaklaşık 4 ay. Evet. Burada yarasa gübresini öğrendim, keşfettim ve Türkiye'de buna el atılmadığını, kapalı bir sektör olarak kaldığını gördüm, fark ettim ve bunu geliştirmek için de yaklaşık 2,5 yıldır çalışmalar yapıyorum. Detaylandıracağız o noktayı. Evet, evet. Neler yapılıyor, neler yapılacak kısmını ve rezerv açısından neler var. Detaylarını konuşacağız ama Sayın Soba, size dönmek istiyorum. Yarasa gübresi de sonuçta hayvansal bir gübre. Biraz daha genel bir çerçeve çizmek gerekirse hayvansal gübrelerin kullanımı, yarasa gübresinin buradaki tanımı ve yeri açısından neler söylersiniz? Şimdi öncelikle hayvansal gübrelerin hepsi bir organik gübredir. Fakat bu organik gübreler organik tarımda kullanılabilir diye bir şey söz konusu değil. Evet. Yarasa gübresi de özele indirgersek, yarasa gübresi de organik tarım için önemli bir gübredir. Besin maddesi içeriğinden zaten birazdan değineceğiz bunları. Bu yüzden bizim için önem arz etmektedir. Ve verime katkısını da yine birazdan konuşuruz. Çünkü bununla ilgili maalesef çok yani elde edilebilir çalışmalar olmadığı için biz bu konuda sıkıntıya girmekteyiz. Bilimsel çalışmaların olmaması en büyük problem. Evet, bilimsel çalışmaların olmaması. Evet. Bu şekilde diyebiliriz. Evet. Yarasa gübresi özellikle organik tarım açısından önemli olduğunu vurguluyorsunuz. Peki verim ve detaylarına gelmeden önce nasıl toplanıyor? Sonuçta mağaralardan toplandığını biliyoruz. Ancak burada önemli bir boyut var, yasal çerçeve. Mağaralar milli servet. Rastgele toplayamazsınız, sahiplenemezsiniz. Bu anlamda Sayın Yurtbay, yasal çerçeve ile ilgili neler söylersiniz? Neler yapılması gerekiyor? Şimdi yarasa gübresi milli servet. Bunu tutup da izin almadan çıkarmak bir suç teşkil eder. Evet. Yani bunu şu anda benim Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde görevli Mağara Koruma Şube Müdürü Doktor Selim Erdoğan'la yazıştık bu konuda. Evet. Verdiği bilgiler neticesinde hangi mağaraların tamamıyla koruma altına alınacağı, hangi mağaralardan yarasa gübresi toplanacağına dair 2008-2012